Şimdi bir cinayet, daha doğrusu bir ölüm haberi aktaracağız maalesef. Cinayet mi, intihar mı tartışılıyor değil mi? Yani hani düşme mevzusu söz konusu olunca tabii birdenbire hani bir şey denemiyor. Şu denemiyor çünkü araştırma süreci var. 30 adlı şarkısı dillere yerleşmiş, klipleri milyonlarca kez izlenmiş bir arkadaşımız ne yazık ki Beta. Beta'dan kötü haber var efendim. Yaşadığı rezidansta, çok katlı bir rezidans onu söyleyelim, 8. kattan düştü, ünlü rapçi hayatını kaybetti. Seni mi harcamışım tam giderken öbür tarafa, kafama giren en güzel şey hala fütür şara. Balkondaydım o sıra zaten. Yani adam öldü, adam öldü diye ben bağırdım. Herkes koştu zaten, burası bir anda kalabalık oldu. Çarpa çarpa aşağı düşmüş. 41 yaşında gencecik bir fidan. 30 adlı şarkısı yaklaşık 3 milyon kez tıklanmıştı. Susamam'daki performansıyla gönüllere taht kurmuştu. Rezidansın 8. katından düştü. Ünlü rapçi hayatını kaybetti. Yalnız kalıyordu. Kız arkadaşı 2 gün önce gelmişti. Dün biz beraberdik, ailece gittik, yemek yedik. İyiydi. Müzik benim yegane farkım, benim aşkım. Beta lakaplı rapçi Berk Bayındır Gültepe'deki işte bu lüks rezidansta yaşıyordu. 8. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Ben karşıda oturuyorum. Bir ses geldi. Tam şuradaki demirlere vurdu. Ondan sonra yere düştü. Kanlar içerisinde gördü kendisini. Yakınları perişandı. Babasıyla kız arkadaşı ayakta durmakta zorlandı. Kız arkadaşı da babası gelmiş işte. Ağlıyorlar burada. Olay sabahı evde olduğu öğrenilen rapçinin kız arkadaşı polise verdiği ifadede uyandığında sevgilisini balkon korkuluklarından sarkarken gördüğünü, arkasından koştuğunu ama yetişemediğini beyan etti. Artık yanlış olmamalı çünkü sabrım doldu. Bipolar rahatsızlığı olan rapçi balkondan düştü mü yoksa canına mı kıydı, polis bu sorunun yanıtını arıyor. Kainatın en mütevazısıyım da yine sana kalır takdir. Müzik dünyası da yasta. Sagopa Kajmer, Ceza ve Server Uraz gibi rapçiler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Birimize sardık. Maksat ünlü olmak değil, iyi bilinmek lazım. Vallahi Allah'tan rahmet dileyelim. Çok seveni olan, yani hani belki sen ben o kadar tanıyamıyorduk belki ama evet, çok fazla seveni olan bir arkadaşımız. Bu tür düşme mevzularında hani yaşadığı o rezidansı da az çok biliyorum. Bayağı bir 20-30 katlı bir yer. Hani 8. kat bile 8 diyoruz ama hani ne bileyim 40-50 metredir belki. Yani tabii, bayağı bir şey çünkü onların lobileri de çok büyük, aynen, oluyor. Dolayısıyla hani bu tür düşme hadiselerinde ben her seferinde söylerim bir hani ciddi bir araştırma gerekiyor. Kesinlikle. Kimse durup aman ne oldu? Pardon. Oluyor öyle yaz sineği. Evet değil. Tam yani, gözümün içine girdi. Dolayısıyla hani oralarda hani iyi bir inceleme gerekiyordur diye düşünüyorum. Türlü türlü ifadeler de tabii var. Allah'tan ya, rahmet dileyelim, sevenlerinin de başı sağ olsun. Kısa bir süre önce bir motor kazası geçirmiş ve ondan dolayı bacaklarında bir problem, kırık vesaire ameliyat durumu söz konusuymuş ve yürüyemiyormuş. Hı hı. Yürüyemediği için zaten halihazırda bahsedilen rahatsızlıkları arttı mı, herhangi bir depresyon sonucunda mı böyle bir şeye girişti? Daha da acı olan, yanında kız arkadaşı da var ve yani kız arkadaşının ifadesine göre uyandığı anda onu demir parmaklıklarda geriyor, balkon trabzanlarına asılmış şekilde ve yetişemiyor. Yani onun travması çok acayip gerçekten. Yani Allah korusun ya. Birine ve sevdiğin birine ulaşabilecek, elini uzatabilecekken çok var. Ulaşamıyorsun. Böyle daha önce böyle bir mail etmiş miydi, böyle bir durumu var mıydı? Ne kadar pozitif değil mi? Ne kadar güzel genç, yüzlü. Tabii daha kaçlı ya? 80. Temiz bakışlı biri, çok gencecik. Aynen. O anacık babacık arkada ne halde kaldılar? Allah rahmet eylesin. Allah'tan rahmet dileyelim. 33 şarkılarıyla ya, kaldı gencecik yaşında. Geride şarkılarını bıraktı. Genç kardeşlerim ne olur kendinize iyi bakın ya. Aynen lütfen, öyle. Vallahi yani çok fazla konuşulanlar da var bir taraftan. Hani bütün bunlar elbette yani şüpheli nihayetinde düşme hadisesi söz konusu olunca, evet, bakalım hep beraber göreceğiz nasıl bir inceleme olacak. Kameralar oralarda hani her yerde tabiri caizse fıldır fıldır, tabii, her şekilde görülebilir. Görülecek. Evet, polisin raporu burada önemli. Soruşturma başlatıldı zira, bir de yani detayı da söylemek istemem ama pencerelere çarpa çarpa Allah korusun yani. Bir de en son şu demir trabzanlar, sene dediğin gibi altında genelde lobileri yüksek büyük ve altında da mağazaların, kafelerin olduğu yapılar bunlar. Allah'tan rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Peki, küstükler bitsin.